Hemen hızlıca geçiyorum. Online klasman eğitimleri. Herhalde Mete Taşkın'ın sorusu buydu. Online klasman eğitimleri. Yani soru bu. Ya. Çıktı ilgili galiba. Evet, Evet. çıktı ilgili eğitim diyorlar. Biz onunla ilgili Ali Emre ile, yani onun da bağlı bulunduğu bizim Konya İstanbul'un ilk temsilcimizle görüşüyoruz. Onlar bir kamp yeri, yani bir eğitim yeri hazırlıyorlar. Biz de bunlarla ilgili Ankara'daki arkadaşımızı gönderip onlara eğitim vereceğiz. Evet. Eski federasyon çok başarılıymış. Niye geliştirmemişler şimdiye kadar? İyi Yusuf. Hızlı okuyorum biraz başkanım. Cevap vermek istiyorum. Ortek. Yok yok, sorular okuyorum. Siz istediğiniz arasında seçip cevaplayın. Yok, fark etmez, Portek fark etmez. Almanca, Portekizce Almanca, İtalyanca ve bende İstifade etmek isteyen ulaşsın. Evet, Kaymaz 41'e ulaşsın. Arkadaşım görev kimse Yarış. değil. Hakem antrenör neymiş arkadaş? Yani Hakem. onu bilemiyorum. Yazsın biraz sonra. Yarışlara tarafsız gözlemci atanması yapılmalı demiş Caner Sağcan. Zaten yapıyoruz. Zaten Yapılıyormuş. Evet. gözlemcimiz var yarışlarda. Caner mi söylüyor? Caner Sağcan arkadaşımız sormuş. Evet, de biliyor gözlemcinin olduğunu. Caner'e de Tamam. görev verdik o zaman. Caner sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet. Hakemlik Başarılı yapmış güzel. başarılı bir arkadaşlar. Evet. Evet. Devam ediyorum. USI kurallarına uymayan MHK üyeleri USI kurallarına uymayan MHK üyeleri kurallara aykırı hakem terfileri ve görevlendirmeler var. Maalesef düzelmez. Caner Sağcan sormuş bak. Caner Sağcan boş durmamış. Şöyle, yani polisi kurallara uymayanlar biraz fazla, yani orada biraz haksızlık oluyor. Herhalde Caner şunu söylemek istiyorum. MHK'dekilerin tamamı kendilerine görev yapmasın diye. Ben öyle anlıyorum burada. Onlarla ilgili de bakın şöyle. MHK'deki arkadaşlar da Caner de zaman zaman. Yani Caner'le de biz birkaç tane yarışta buluştuk. Yani ciddi çalışıyorlar. Ya bu biraz da biz biliyorsunuz bu bir layık fark kapısı değil, bu görev işi. Buraya teknik şeyden, hakem komitesine gelen arkadaşlar da ciddi özverde bulunuyorlar. Yani ben şimdi Evet. tamam, 5'te 5'in altında yazılmaması lazım. Doğrusu bu. Ama hiç olmazsa birkaç tanesinin gelmesi lazım. Biz konuyu tekrar şey yapacağız. Güncelleyeceğiz. Evet. Vitrindeki kupalar da iyiymiş. Ahmet Mumcu. Kupalara göz dikmiş. Ahmet Mumcu şöyle, bizim zamanımıza bakın, şurada ilerideki görmediğiniz şeylerde dolaplarda da kupalar var. Bizim zamanımızda kupalar böyle. İşte bakın, ne bileyim şöyle bir kupa. Bu bir başka bir kupa. İçerisi bakın, şunların içerilerinde madalya dolmuş, kupaların içerisinde madalya dolu. O gün öyleydi. Yani bize bugün farklı bir şey var. Daha çok saat ve madalya verdilerdi, kupa verdilerdi. Bunların içerilerinde kupalar doldurduk yani olsun diye. Bundan dolayı da ben de geçmişi hatırlayalım. Biz geçmişte ne oluyor diye arkadaşlar görsün diye. Evet. Evet. Federasyon kendi programını yapsın. Bizi Swift'e mahkum etmesin. Faruk Meto. Faruk kardeşim herhalde bu federasyon evde kaldığımız süreci değerlendirme anlamında bir çalışma yaptı. Dışarı Faruk Meto da spor yapamadım. sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Faruk şunu bilsin, bu dışarıda spor yapamadığımız zamanlarla ilgili. Evet, Dünyada, evet. bütün dünyada bu simit programı geçerli bir program. Yani bakın şöyle, ben profesyonel spor değilim ama ben de iki tane simit programı uygulayacak hem iş yerlerinde hem de evde bisikletim var. Bir tanesi geçen yıl aldım İngiltere'den, 3-4 yıl önce de Amerika'dan almıştım bir tanesini. Yani bu, biz de spor yapmazsak şişip kalacağız. Mecburen sim programını da uyguluyoruz. Hem de bu bisikletlerle biniyoruz, treninge de biniyoruz. Şimdi ben Evet. nasıl bineceğim şu anda, dışarı çıkıp nasıl bineceğim bilemeyeceğim için. Ya Bir ergometre de bineceğim, ergometre bince herkes beni eleştiriyor. Niye diyor, başkasını da bilmiyorsun diyor. Ya makineye bineceğim diyor. Ben de şimdi şey yapıyorum, treninge biniyorum. Evet. herhalde bu üyelik ücretliymiş. Biraz parasal yönü de varmış Bakın bunun. şöyle, orada benim bildiğim aylık ücreti 10 dolar galiba. Yani 10 dolar ne demek? Bugün 6.700 lira, 6.800 lira, 6.900 lira. Yani 6 lira 90 kuruş, 1 dolar Evet. olduğu gibi 60-70 lira falan aylık. Ama o programın içinde oluyorsun. Bir gün istiyorsan Fransa turu koşarsın, bir gün İtalya turu koşarsın.
Bir gün o, şimdiki o bizim federasyonun organize ettiği programlara gidersiniz. Benim bildiğim programın sadece ayrıkileri $10 diye biliyorum. Resmi göçmenler lisansı olmasına rağmen federasyon yarışlarına neden katılamıyor? Resmi göçmenlerden kastımız acaba Suriyeliler mi? Yani bak, bir tane Suriyeli var. Biz birkaç defa da davet ettik. Birkaç defa genel müdüre müracaat etmiş Suriyeliler. Bir tane Suriyeli var. Ben uçuyorum, evet. Kaçıyorum, tamam buyursun gelsin dedik ama yarışa gelmiyorum. Ben yani, Muğla'dayken bir tane Suriyeli çocuk geldi. Türk vatandaşıymış. Lisans çıkardık, yarıştık yani. Biz bir sıkıntı yaşamadık. Bizde başka müracaat eden yok. Varsa hemen hazırız, buyursun müracaat etsin. Biz de sizi yeterince tanımıyoruz. Başkanımızı mı tanımıyorsun, beni mi tanımıyorsun bilmiyorum ama Mustafa Avcı, biz de sizi tanımıyoruz. Söylediklerimizde yanılıyormuşuz. Mustafa Bey, fikirler tabii ki tartışılabilir. Mustafa Avcı arkadaşımızı ben de tanımıyorum. Ama beni tanımıyorsa şöyle, 69-80 yıllar arasında 12 yıl spor yaptım. 12 yıl içerisinde 2 olimpiyat, 3 aktör oynarı. İşte Fransa 2 defa Fransa turu. Artık uluslararası yani ciddi yani 300-400 falan uluslararası yarış koşmuşumdur. Nasıl koşmuşumdur? Biliyorsunuz bir Fransa turu 21 gün. Bir Almanya turu 12 gün. Doğru, Almanya var. Prag, Berlin, Varşova yarışları vardı. Prag, Berlin, Varşova yarışları diğer başka konuşmalarında da söyledim. Bizim dönemde Fransa turunun önünde bir yarıştı. Prag, Çekoslovakya'da. Berlin, Doğu Berlin. Yani birleşmemişti Almanya. Varşova'da Polonya'nın başşehirlerinde bunun üçün arasında 14 günlük yarışlar vardı. Onlara da defalarca katıldım. Ciddi yarış. Çok en zor yarıştı. Belki dünyanın en zor yarışı bunlardı. Şunu söyleyeyim. Bunun birincisi bazen Bulgar olabiliyordu. O gün Balkanlar öyle güçlüydü yani. Evet. Bazen olabiliyordu. Sonra Fransa turu yıldızlaştı. Sonra Fransa turu çok büyüdü. Ve tabii her şeyi bastırdı. Öbürleri de ekonomik koşullardan dolayı tarihe karıştı. Başkanım, canlı yayın süresi doluyor. Eğer kapanırsa tekrar açacağım, tekrar girin, olur mu? Süre tamam. Dolunca kapanıyor. Kapanınca ben tekrar açacağım, sizi davet edeceğim, tekrar gireceğiz, tamam mı? Şu anda kapanmak üzere. Şey sormuş arkadaşlarımız, okullar arası Nevşehir'de Türkiye Çampiyonası. Başkanım, tekrar izlemeye başlayın. Ben sizi davet edeceğim. Bir şey olmadı. Yapmayacağım. Başkanım, tekrar izlemeye başlayın. Ben sizi takip edeceğim. Bu Instagram'ın canlı yayını süreli. Haliyle tam süresi içerisinde sohbetimizi tamamlayamadık. Otomatik kapanıyor. Başkanım gelsin. Hemen bağlayacağım. Başkanım, bizi izlemeye başla, bağlayalım hemen. Başkanım, bizi izliyor musun? Bu arada arkadaşlar, sorduğunuz sorular hala gözüküyorsa okumaya çalışacağım ama herhalde gözükmeyecek kapanıp açıldığı için. Ama sorabildiğim kadarını sormaya çalıştım. Başkanımızı yakalamışken daha çok soru sormak isterdik ama sohbeti açıyor. Başkanım, göremiyorum hala sizi. Başkanımız, girdiğiniz zaman Erol küçük bak. Başkanım, bu Instagram yayını bir saatle sınırlı. Bir saat dolunca kendi otomatik kapanıyor. Kusura bakmayın bu aksaklık için. Sorularımızı sorduk. Açıklıkla cevap verdiniz.
sohbet ettik. Bizim arkadaşlarımızın merak ettiği sorular vardı, not ettiğimiz, onları da sorduk. Onlara da açıklıkla cevap verdiniz. Son olarak söylemek istediğiniz, bir saniye, Soner Çiçekoğlu soru sormuş, onu da okuyayım size. Bayanlar milli takım olarak çok güzel, çok güzel bir kamp ve yarış dönemi geçirdik. Çok yararlı oldu. Başkanıma teşekkür ederim. Bu teşekkürmüş, soru değilmiş. Evet. Ya şöyle, arkadaşlarımızın, İllerde çalışan arkadaşlarımıza görev vermeye devam ediyoruz. Yani evet. İşte panelde bunlardan bir tanesi. Orada bir İsmail var. Ona da bir görev veriyor. Evet. Geçmişten görev olan Alanya'da Barış diye arkadaşımız var. Biliyorsunuz yani sonradan Fatih var, Ömer Faruk var, Ömer Faruk İsmail var. Yani mümkün olduğu kadar arkadaşları sistemin içine tutuyoruz. Arzumuz keşke hepsine birden görev vermek istiyoruz ama tekrar en son söylediğim başa geleyim. Bu arkadaşlarımız yabancı dili eğer öğrenirlerse anlayabilecek duruma geldikleri gün sanlı olarak söylüyorum bunlar uçurur biz. Çok daha iyi donanımlar artırır diye düşünüyoruz. Federasyondaki yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ortak düşüncesi bu. Dedim ya yani hiçbir federasyonda belki 4 tane sporcu bir araya gelmemiştir. Şu anda 4 tane sporcu bir de sporcuya çok yakınmıştı bir bayram bey var Salkan olsaydı. Hemen hemen 5 sporcu kadar şeyin içerisindeyiz. Yani sporun tamamen içerisindeyiz. Evet. Ve arkadaşlarla tabii ki destek olmak isteriz. Onlar da bizden istifade etsin isteriz. Şu anda geçişimiz bu. İnşallah ikinci dönem dediğimiz 6. aydan itibaren bu programları birlikte realize edip başarılı sonuçta çıkacağını düşünüyoruz. Özel sektöre biliyorsunuz organizasyonlar verdik. Yani kendi ifadelerini söylüyorum. Bugün Antalya, Tour of Antalya'ya yaklaşık 30'a yakın takım katılıyor. Ve daha fazlasını kabul edemiyorlar. 40-45 tane takım müracaat ediyor dünyadan gelmek için. Alanya, Antalya tarafında yabancılar şu anda kamp yapmaya başladılar. Biz diğer bisiklet turizmi de destekledik. Yani bugün kış kampı diye geliyorlar, ülkemizde 2 ay 3 ay kalıyorlar. Biz de arkadaşlarımızın bunlarla birlikte çalışmalarını, bunlarla birlikte yarış yapmalarını arzu ediyoruz ve bu yönde de organize ediyoruz. Bunlar yapınca da ne oluyor? Bisikletimiz gelişmiş oluyor diye düşünüyoruz. Organizasyonlara destek vermeye devam edeceğim. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte de yarışlarda buluşmak ümidiyle diyorum. Yani söyleyecekler bunlar. Başkanın en büyük projelerinden biri yetkili il temsilcisi hepimizi tanıyor ve her an buluşabiliyoruz. Teşekkürler. Avaz. Kemal Avaz olabilir mi? Evet. Kemal Avaz Ankara il temsilcimiz. Arkadaş aşağı yukarı 5 veya 6 tane takım kurdu. Yani baya bunlarla ilgili Ankara'yı baya canlandırdı yani. Gerçekten başarılı bir görüşebiliyoruz. Evet. Okulla Önder Turgut, bu bir beden eğitimi öğretmeni, okul sporlarına katılan bir beden eğitimi öğretmeni. Okullar arası yarışlar olacak mı diye sormuş. Tam onu cevaplıyordunuz, bağlantı kesildi. Okullar arası yarışlar mutlaka olacak. İşte az önce de bana Nevşehir sormuştunuz. Evet, aynı soruydu. Biz zaten daha önce de Giresun'da yaptık. Karadeniz'de yaptık bunları. Yani bizim bu ilkimiz değil. Evet. Okullar arası sporları zaten yapıyoruz. Biz bunları da destekte veriyoruz. Yani biz bu işin potansiyelini de orada görüyoruz. Oralardan gelecek arkadaşlarımız evet. Ailesi içine dahil etmek istiyoruz. Bundan dolayı destekler devam edecek. Programımız içerisinde her zaman okullar vardır. Erol Hocam, ben Ökkeş Antalya'dan. Selamlar hocam. Sizi seviyorum ve destekliyorum. Kaymaz 41. Evet. Teşekkürler. Sağ olsun. Başkanım çok teşekkürler. Mete Taşkın, Ahmet Mumcu, Çip Eğitimi Şubat ayında Konya'da yapıldı. Yeni program uygulamaya koyuldu yazmış. İkinci kademe ile ilgili soru var. İkinci kademe antrenörü. Biz bu sene Spor Bakanlığı tarafından birinci kademeyi biz yapabiliyoruz. İkinci kademeyi 2020 yılı olarak biz yapamıyoruz. Şimdi evet. Spor Bakanlığı internet üzerinde açık öğretim gibi bir şey oluyor. İkinci kademe eğitimleri orası verecek. Genel müdürlük verecek artık. Bunlarla ilgili de Mart başında bu yapılacaktı. Mart'ın sonuna doğru da yapılmış olacaktı. Ama işte bu program değişince artık bu Haziran-Temmuz aylarına kaldı. Biz de onların takipçisiyiz. Biz bundan sonraki şeyleri arkadaşlar ikinci kademelerle ilgili genel müdürlük üzerinde yapacaklar. Ama biz tabii ki destek olacağım. Tabii ki evet. Takip edeceğiz. Yani şu kadar elimize ikinci kademe isteyen arkadaşımız var.
bunlarla ilgili genel müdür tarafı biz takip edeceğiz. Spor Bakanlığı tarafı bizim üzerimize kendileri de bizim isteği takip edecekler. O zaman görecekler. Evet, Adıyaman'dan başkanımıza selamlar. Ahmet Adem Oğuz. Selamlar başkanım. Yücel Atlet'e. Başkanım emeğinize ağzınıza sağlık. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Ebu Bekir Kulekaya. Hepimize inşallah. Çok Ayşe Çakır. Ayşe Çakır başkanımıza selamlar. Niğde'den başkanımıza selam var. Hızlıca okuyayım. Sohbetimizi bitirelim başkanım. Bilgi işlem olsun. Teknoloji olaylar olsun. Caner Sözcüm için teşekkürler. Güzel sohbet oldu Faruk Meto. Başkanım 60 üstü yarışlar düşünüyor musunuz? Ali Mesin. Hemen söyleyeyim. 60'ı 70'i yok. Bakın burada bizim içimizde de o yaşlarda insanlar çok. Ben de var. Şöyle ki bizim Cumhurbaşkanlığı turnu idare eden yarışın zaten hakem komitesi başkanı 76 yaşında. İsviçre'li. Çok da başarılı bir Roland diye bir arkadaşımız. Ben kendini daha önce de tanımıyorum. Bizim Berat Alpan var, as başkanımız. Onun vasıtasıyla tanıdım ama gerçekten çok başarılı biri. Yani bu işin, dedim ya, bu sporun yaşı başı yok. Bu spor, evet. Yaşından yapılacak spor. Bu organizasyon için 60 olacak, 70 olacak. Her zaman bekliyorum. Evet, başkanımızla gurur duyuyoruz. Bayram Öztek. Evet. İyi akşamlar. Akıncı Beyli. Birisi bana övgü yazmış. Ha, Önder Turgut, beden eğitimi öğretmeni. Mehmet Bilgeç hocam, Muğla'ya katkısı çok. Siz de teşekkür ederiz hocam. Master yarışları. Teşekkür var Ali Mesin'den. Evet, sona gelelim. Yarışlarda. Evet. Başkanım, güzel bir sohbet oldu. Ben de sen aracımla bu dinleyen arkadaşlarımızın hemen yarın başlayacak olan Ramazan-ı Şerif'ten şimdiden tebrik ediyorum. Evet. Madem evde kalıyoruz, bu sene demek ki daha düzenli bir Ramazan tutabileceğiz. Daha düzenli bir namaz kılabileceğiz. Daha çok Allah'a yakın ibadetler yapabileceğimizi düşüncesiyle bunları da hayra yoruyorum. İnşallah Ramazan bayramından sonra da bu programlar hep birlikte dolu dolu realize ederek 2020'nin sonundaki çalıştayda biz de bu sene böyle geçirdik düşüncesiyle kapatmayı düşünüyoruz. Herkese sağlıklı günler. Allah şükürlüsü hem bizden hem İslam aleminden hem de dünyadan bir an önce kaldırsın da insanları eski haline dönsün diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Aynı temennilere katılıyoruz. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Yarın da 23 Nisan 100. yılı meclisimizin açılışının 100. yılını kutlayacağız. Belki sokaklarda coşkunla olamayacağız ama gönüllerimiz bir, bunu herkes biliyor. Başkanım tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız da bizim bisiklet sayfamızı takip etsinler Mehmetciğim. Çok büyük gelişmeler olacaklar. İnşallah yani zaman zaman da oradan kendilerini takip etmeleri bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Bir de bu yayınımızda Süleyman Coşar kendi imal ettiği şeylerden hediyeler veriyor. Biz sizinle vedalaşalım. Bir çekiliş yapıp arkadaşlarımızı da onları verelim. Ondan sonra bugünlük bitirelim. Başkanım teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Arkadaşlar Federasyon Başkanımızla güzel bir sohbet oldu. Herkes sormak istediğini, söylemek istediğini açıklıkla söyledi. Okuyabildiğim kadar okumaya çalıştım. Yukarıda kalanlardan bazılarını okuyamamış olabilirim. Ben kendim sorular hazırladım. Bu sorular da genelde talepler doğrultusunda hazırladım. Eleştiri yapanlar oldu. Herkese saygı duyuyoruz. Bisiklet bir kültür. Bisiklet bir kültür. Bisikleti işe gidiş geliş için de kullanılıyor. Hobi amaçlı da kullanılıyor. Yarış için de kullanılıyor. Herkes sevdiği şeyi yapıyor. Kimisi bisiklete binip hafta sonu gezmeyi seviyor. Kimi yarışlara katılmayı seviyor. Buna yöneliyor. Elit sporcu olmaya yöneliyor. Herkes bizim için önemli olan bisiklet sevgisi. Aynı paydada buluşuyoruz. Fikirlerimiz bazen başka oluyor arkadaşlar. Caner okumaya çalıştık yani mümkün olduğu kadar çok yorum vardı, çok yukarı gitti, okumaya çalıştık.
faydamız bir, fikirlerimiz farklı olabilir, bazen farklı olabilir, aynı olacak diye bir şey yok. Herkes farklı düşünüyor olabilir, bazı konularda eleştiriler olabilir, herkese saygı duyuyoruz. 4G'yi mi kullanayım? 4G kullanıyorum şu anda ben ama, 4.5G kullanıyorum ama. Bisiklet hastalıktır, ölümle kurtuluyor. Yani ölmeyelim de bisikleti sevelim. Tabii böyle tehlikelerimiz var. Arkadaşlar, sizin vaktinizi almıyorum. Almak istemiyorum daha doğrusu. Hemen Süleyman Hocam'ın hediyelerini verelim. Ondan sonra yayınımızı bitirelim. Bugün uzun bir yayın oldu ama güzel oldu. Başkanımız sağ olsun bizi kırmadı. Başkana ulaşmak da o kadar zor değildir. Başkan mütevazı bir insandır. Tanıyanlar bilir. Ulaşmak çok zor değildir. Çok sağ olsun kırmadı. Sorularımızı cevapladı. Neler olacak? Yani aslında biz de bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. USİ de bilmiyor aslında neler olacağını. Bir belirsizlik var. Bakalım ne olacak. Ben çekiliş sayfasına geldim. Çekilişimizi de yapalım. Tamam. Bir saniye. Yayın bitsin arayacağım. Belki de beni mi arayacaksın Caner? Başkasına mı söylüyorsun? Anlamadım. Evet, çekilişe geldik. Çekilişimizi yapalım bugün ve hediyemizi dağıtalım. Kazanan sayısı 2, yedek sayısı 2. En az 3 kişiyi etiketliyorduk. Uygun katılımcıları görelim. Lütfen bu alanı doldurun. O alanda ne var acaba? Arkadaşlar çekilişi hazırlıyorum. Lütfen bu alanı doldurun. Abdülhamit. Herkesi bir kere sayı atladınız. Şunu mu? Tamam. Çok yani yorum kadar sayısın. Tamam onu atladım da. Şöyle bir şey çıkıyor. Lütfen bu alanı doldurun. Pardon. Biz 5. çekilişi mi yapıyorduk acaba? Evet, uygun katılımcıları alıyoruz. Tamam, Abdülhamit takipte kal. Şu anda bir sıkıntı yok. Evet, katılımcılar eklendi. Kerem Buyruk, o kadar yorum yapmışsın tabii sana çıkar. Ama bunu serbest bıraktık yani. Kurala aykırı bir durum yok orada da. Evet. Toplam yorum sayısı 514. Çekilişi başlatıyorum. Abdülhamit hocam. Geçen unutmuştuk, bu sefer unutmuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çekilişi başlatıyoruz. Evet. Arkadaşlar, Kerem Buyruk ve Bekir Alptu bugünün kazananları. Kerem Buyruk yani kurala aykırı bir durum yok. Kerem Buyruk kazandı.
Çok yorum yapan, çok şans elde edebiliyordu. Kerem Buyruk da çok yorum yapmış. Kurala aykırı bir durum yok. Kazananlar, kazanan arkadaşlarımız Kerem Buyruk ve Bekir Alptu. Hayırlı olsun. Kendilerine ulaşacağız. Onlar da bize mesaj yazabilirler. Yedekler Ömer Faruk Yılmaz, Muhammed Ali Karakaş. Yedek arkadaşlarımız da bunlar. Asil arkadaşlarımız da burada. Evet, çekilişimizi de yaptık. Kazanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bugün güzel bir yayın gerçekleştirdik. Federasyon başkanımız yayınımıza katıldı. Bize verdiği değeri göstermiş oldu aslında. Herkese teşekkür ediyorum. Bana sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Cevaplayabilirim. Yoksa bugün vedalaşacağız. Mete Taşkın, iyi akşamlar. Sorusu olan var mı? Evet. Düz için 28 Mart, iyi akşamlar. Tamam o zaman arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Yarın 23 Nisan canlı yayınımız gene olacak. Ve BISMO'nun verdiği hediyelerde son çekilişimiz var. İyi akşamlar Mete Taşkın. Kerem Buyruk, her şey için teşekkürler. Hayırlı akşamlar Düzici 28 Mart. Mirkan, iyi akşamlar. Faruk Mete kardeşim, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Önder Turkut hocam, kilo aldım biraz, evde oturmaktan olabiliyor böyle şeyler. Yunus Terkin, iyi akşamlar. Arkadaşlar iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Yarın canlı yayınımız var. Benim aklımda birkaç tane isim var. Kendileriyle irtibata geçeceğim. Kiminle canlı bağlantı yapacağımızı duyuracağım inşallah. Kendinize iyi bakın, hayırlı akşamlar.